Mene bu kelime, la ilahe illallah kelimesi, bu davet kılıçdigi, çakılıçdigi, vacib bo'lgan, farzahayn bo'lgan narsaning birincisi mene şu kelime. Muaz bin Cebel yemenge cüneti yatıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki elbette siz bu ahli kitaplardan bulunan halklarının adıya getiyapsız, siz ularga davet kılıçdigi iskide bulgan narsaning birincisi en evveli Allah'ın yakki özgügine hiç nesan şerik kumasından ibadet kılıçdigi ularını çakırın şu bosun birinci davet edin. Demek, birinci davet kılınadiyan narsa, birinci çakırladiyan narsa, mana bu la ilahe illallah kelimesi diyor. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Okumakçı bulacağın Risale-çemiz Al-Urvetul Vuthqa Fi Zaw'il Kitab ve Sunna degen Risale Doktor Said ibn Ali ibn Vakf Vahf Al-Kahtani mesela bana Müslümanlar Kur'an'ı yazgan adam var Doktor Said ibn Ali ibn Vahf Al-Kahtani'nin Risale-çesinden inşallah bugünden ders başlayalımız Bugünkü sene Hicri 1443 yıl, Ramazan ayının 29. külleri, 2022 yıl, 30. April. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hadiyelah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بو قسكنا رسالة توحيد كلمة حق ده بولب بو عروة الوسقادر عروة الوسقادر يعني مستحكم حلقة وباكزة سوز ve takva sözü ve hakiki şehadet ve hakiki davet deyip namlanadı. Men Allah'tan başka hak ilahi ökelliğe Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bendesi ve ilsi ökelliği güvahliği veremen bu risaleni men özüm için cemledim ve bunu okup örgen mahcup ögen kişiler için Allah'ın bendeler için cemlegen men Allah Teala'dan sorayım ben şuna bir Allah ki Allah Subhanahu ve Teala şuna bir zat ki ondan başka hak ilah yok. O ki yakka yalgız, o bi hacet, o atı hem ana hem ferzent hem bulmagen hiç kim onge tinkil amediyen zat. Min özüm geyem, insiler geyem, başka Müslüman biraderlerinin hemmelerige, bu ahli sıdık bulgen muhlis Allah'ın bendelerige ve Allah Teala'nın kitab-ı sünnetindeki kat'i işanediyen ve kitab-ı sünnet delil bugün nesilere katli amel kıladigen kişilerine menfaatli kılıçdigini Allah'tan sorayım ben. Ve Allah-u Subhanehu ve Teala hemen nesil kadir bugün zat ve Allah-u Subhanehu ve Teala duvalarını icabat kıladigen zat. Ben bu Risale-çede bahslerini Türk'te fasılge bölüp çıkıyorum ben. Her bir fasılının aslında kuyuda geçe bahsler geledi. Bana birincisi Allah'tan başka hak ilah yok deyip güvahlik veriştiklerinin manası nime, bunun hakikati nime, bu birinci fasıl. Yani bunu fasıllarda ile bahsler var deyipti. Bu la ilahe illallah kelimesinin mekaneti ve menzili ve Muhammed Resulullah, anne Muhammed Resulullah'ın mekaneti menzili hakkında bahs yürütken ben. İkincisi la ilahe illallah manası, la ilahe illallah'ın rükülleri, la ilahe illallah'ın fazlı hakkında. La ilahe illallah tevhidinin türlerini özücüge alıştığı La ilahe illallah bu peygamberlerinin hemmesini daveti ikerliği Bu la ilahe illallah'ın şartları Bu birinci fasılda bayan kılınadı İkinci fasılda ise Muhammed Aleyhisselam'ın güvahlığı birleştiği manasını mı Bu talep kıyan nesillerini mi Peygamberi tanıştığı vacibliği Ve bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı rast peygamberi ikerliği dahil buladiyan kat'i hüccetler kaysiler ve bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerinin üstündeki hakları nime ve umumi risaletinin umumiliği
ve gulu ve haddiden aşlıkning bu haramligi ve bunun üçüncü fasılda ise şahadat kelimesini sindiradigan navoqizlar dindan chiqarilgan amallar haqida bahs qilganman deyaptilar ve bunga xilof qilgan narsalarning qismlarini dindan chiqaruvchi amallarning nihoyatda xatarli ekanligi ve bu nihoyatda ko'p inson musulmon kishi shu dindan chiqaruvchi amallarga duchor bo'lib qolishligi, mubtalo bo'lib qolishligi haqida mana keyingi bahslarda esa munofiqlik, bid'at ve bazı navoqizlarni bayon qilganman deyaptilar. Endi xudosi o'zini o'qish davomida o'z o'rnida bayon qilamiz. Men bu kitob risolchani yozishdan men shu ahli sunnaning mana hajidan yo'ldan yurdim ahli sunna va jamoatning. Alloh taolo siz bilan bizni ham shu ahli sunna va jamoatdan qilsin. Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz. Büyük yüzüge halis Allah özü kabul kısın, ihlas bilen bu kılınge ameldi. Bu Allah Ta'ala özüge yakınlaştırdığı amellerden kısın. Ve bunu okup örgene bugün amel kıladığın kişilerini Allah Ta'ala özü mükafatlarını köpertirip tamam kılıp birsin deyip bana birinci fesli kirşi yaptılar. El feslul evvel. Birinci fesl. Tehkiku şehadeti ella ilahe illallah. La ilahe illallah'ın güvahlığı birleştiğinin tahkiki. Tahkiki de yani ruhabki çıkarış, amelce aşırış. Ne maksiyiz biz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip ya ki la ilahe illallah deyip güvahlığı birgen bulamız. Şu hakkında bahs kılınladı. Birinci bahs özü la ilahe illallah'ın mekaneti, manzili, İslam'daki, ümmetinin huzurudaki, sizden bizi aldığımızdaki kadri kançeli derecede buluşturarak şu hakkında yapacağımız bugün. İnşallah bana la ilahe illallah bu yeri osmon tikka turibdi mana. Shu la ilaha illalloh sababli tikka turibdi. Yeri osmonning qoyim bo'lib turishligi mana shu la ilaha illalloh kalimasi sabablidir. Ya'ni Alloh taolo yeri osmonni shu kalima buni haq kalima, mana shu barpo bo'lishligi uchun, shu kalima bo'lganligi uchun shu yeri osmonni ushlab turibdi. Allah Teala halklarının hepsini bana şu kelimesi için özü yaratken. Allah Teala etti. Cinler diyem, insanlar diyem, fakat özümü ibadet kılsa için yaratken ben de gene. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinler de insanlar da fakat özümü ibadet kılsa için yarattım deyin. Özü bana şu kelime için Allah Teala dünyada ahiretti yarattı. Ve bana şu kelime bilen Allah Teala peygamberler cünetti, kitaplar nazar kıldı. Ve kanunlar işte çıkarıldı. Mana Allah Teala kanunlar tüzüp vergen şu kelime asosda. Allah Teala dedi ki biz sizden aldın kimi elçi kılıp cünnetken bu şey onge vahiy kılardık ki minden başka hak ilahi o minge ibadet kılardık vahiy kılardık deyip Allah Teala dedi. Ve mana şu kelime sebeplik, mana şu la ilahe ile sebeplik tarazılar kıyamet günde koyuladı. Savab, günah, tartanayan tarazılar. Ve divanlar koyuladı. Divan şu insanlarda amelleri yaşa yani ikide farşı yazıp durup diyor bana hazır. Savab amelleri yazılgan divanlar, günah amelleri yazılgan divanlar bana şu kıyamet günü de şu kelime sebeple koyuladı. Devavin de yani divanlar de yani. Ve cennet ve cehennem bazarı bana şu kelime esaslı barpa kılınladı. Ve bana şu kelime bilen halklar mumin kafir gezriydi, yahşi yaman gezriydi, abrar ve facir gezriydi. Ve bana şu kelimenin kadir kıymet sebeplik, bana bahtlilik, bahtsizlik bana şu kelimeye karar buladı. Ve bu halklarının, yani mevcudatının yaratılışlığı ve büyüklükler, Allah tarafından büyüklerden büyüklükler başkarıştık. Bir de halklarının, فَهِيَ مَنْشَأُ الْخَلْكِ وَالْاَمْرُ وَالسَّبَوَ وَالْعِقَابِ Kani, mana şu kelime gine, kays kelime, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kelime, bu yaratılış, bütün mevcudatların yaratışlık ve bunların başkarışlık, bunlarga savab veriş ve ki ceza verişlik, savab veriş ve ceza verişliknin kelip çıkartıyan oranı özüme şu kelime yaptı. Ve bihâ tu'khazıl kutubu bil yemin ev işşimâl. Yani, mana şu kelime bilen, mana şu kelime esası da yani şu kelimeye amel kılındı mı, kılınmadı mı? Çünkü kadar ne kılınırdı? Kitaplar ya unutamandan ya ki çaptamandan birilerdi. Ve yusakkalul mizanu ev yukhaf.
Tarazlar ağır kılınadı ya ki yengil kılınadı mene şu kelime sebepli. Şu kelimeyi amel kıldınız mı? Ha, amel kıyan bu siz taraz, sevap tarazlarız ağır buladı. Eğer şu kelimeyi amel kılmayan bu siz tarazlarız, sevap tarazı yengil buladı. Ve bihen necaetu minen nari ba'del vurud. Ana, mene şu kelime sebepli yine, mene şu kelime asası da yine bu cehennemden bunga kirib chiqilgandan keyin najot topib qolinadi. Bo'lmasa najot topilmaydi. Va ba'damil iltizami hal baqoy final. Endi vurutda ma'no bitta sirotdan, ya'ni sirot ko'prigidan o'tgandan keyin ham o'zi nima? Mana shu kalima bilan najot topilinadi. Va bi'adami iltizami hal baqoy finnar. Mana shu kalimani o'ziga lozim tutmaganlik, tutishlik bo'lmaganligi sababli jahannamda abadiy qolinadi. Ya'ni shu kalimaga amal qilmagan bo'lsa inson jahannamda abadiy qoladi. Doim o'ziga lozim tutmagan bo'lsa, shu kalima asosida yashamagan bo'lsa, shu kalima asosida fikrlab, shu kalima asosida gapirmagan bo'lsa, bu odam nima jahannamda abadiy qoladi. Wa hiya al-haqqul ladzi khuliqat lahu al-khaliqa. Bu kalima haq. Shunday bir haqki, xalqlar mana shu kalima uchun yaratilindi. Wa biha akhadha Alloh al-mithaq. Mana shu kalima asosida Alloh taolo misoq qat'iy va'dani oldi siz bilan bizdan. Va anha va an huquqiha mana shu kalima haqida va mana shu kalimaning haqlari haqida as-su'al val hisob yawm at-talaq. Qiyomat kunida uchrashiladigan kunda, o'zaro uchrashiladigan kunda mana shu kalima haqida va mana shu kalimaning haqlari haqida savol-javob bo'ladi. Hisob-kitob shu kalima haqida bo'ladi. Va alayha yaqa'u savob va iqob. Va mana shu kalima asosida, ya'ni tavhid kalimasi asosida savob va iqob voqe bo'ladi, sodir bo'ladi. Va alayha nusibatil qibla va alayha ussisatil milla. Mana shu kalima asosida qibla ko'tarildi, qibla tikalandi. Va mana shu kalima asosida millatga asos solindi. Va hiya haqqullohi ala jami'il ibad. Bu kalima, bu kalimaga qalbdan iymon keltirishlik, rostlik bilishlik, til bilan aytish va mana shu kalima talab qilgan amallarni javoriy a'zolar bilan bajarishlik, mana bu bandalarning, siz bilan biz ustimizdagi hamma butun jamiki bandalarning, insonu jinning hammasini zimmasidagi haq mana shu kalimadir. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Muazzim Jabalga haqqullohi alal ibad ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'an. Bandalarning Alloh ustidagi haqqi bandalar Allohga hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilishliklari. Mutlaq ibodat qilishlari emas, balki hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilishliklari mana bu ixlos bilan, sunnatga muvofiqlik bilan Allohning haqqidir. Ibodat nima? Ibodat bu Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'z va amallar. Xoh bu Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'z amallar insonning zohir tashqarida ko'rinadigan bo'lsin, xoh ichida bo'lsin. Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladimi? Mana bu ibodat hisoblanadi. Va bu kalima la ilaha illalloh kalimasi bu nihoyatda eng katta ne'matdir. Bu ne'mat Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga ne'matlantirgan ne'matning eng kattagi mana shu katta ne'mat mana shudur. Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh. Sizlarda nima ne'mat bo'lsa Allohdandir. Alloh taolani agar va fa in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha, agar Allohning ne'matlarini sanayman desanglar sanolmaysizlar, buni oxiriga yeta olmaysizlar. Lekin shu son sanoqsiz Alloh subhanahu va taoloning siz bilan bizga bergan, xalqlarga bergan ne'matining eng kattasi va eng buyugi mana bu la ilaha illallohning ma'nosini bilish, la ilaha illallohga amal qilish, la ilaha illallohga qalban iymon keltirishlik mana bu eng katta ne'matdir. Va hiya a'zamu ni'matan an'ama Alloh biha ala ibadikil mu'minin iz hadahum ilayha. Ana mu'min bandalarga Alloh subhanahu va taolo ne'mat qilib bergan ne'matlarning eng kattasi mana shu kalimaga ularni hidoyat qilgan paytdagi ne'mat. Fahiya kalimatul islam, bu islom kalimasidir. Va miftahu daris salam, salomatlik xonadoni bo'lgan jannatning kalitidir. Va bihay ya'si yu'samu dam val mal, mana shu kalima bilan, mana shu kalima asosidagina qon
ve mal aman isan aman kalıştığı mene şu kelime bilen bilede. Ve min azliha cürridati suyufu cihad. Cihad kalışları kınıdan mene şu kelime üçün suğuruldu. Cihad kılıçları mene şu kelimenin hayatı berpa kılıçlık, mene şu kelimenin hayatta âli kılıçlık için, bu bütün dünyayı hükümran kılıçlık için kınıdan soğurildi. Mene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki, umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimu salata ve yu'tu zeka fe izâ fe'alu zâlike asamu minni dimâ'ahum ve emvâlehum illa bi hakkil İslam ve hisabuhum alallah digerler. Men insonlarga ha insonlarga jang qilishlikka, qatl qilishlikka, jihad qilishlikka, ularga jang qilishlikka buyurildim Alloh subhanahu va taolo tarafidan toki ular Allohdan boshqa haq iloh yo'q, albatta Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb guvohlik bergunlaricha va namozni barpo qilib zakotni o'tagunlaricha agar o'shani qilishadigan bo'lsa ular mendan qonini va molini saqlab qolishadi faqat İslam'ın hakkı bilen, endi hesabı ularının hesabı bulsa Allah'ın Allah gedir dediler bana. Ve hiye evvelu ma yecibu en yud'a ileyhi. Bana bu kelime, la ilahe illallah kelimesi, bu davet kılıçdigi, çakılıçdigi, vacib bulgen, farz-ı ayn bulgen narsanın birincisi bana şu kelimedir. Ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazzim-i Cebel'ni Yemen'e cennet yatıp etti ki inneke takdamu ala kavmin ahlil kitab felyekun evvela ma ted'uhum ileyki ibadetallah ve fi rivayetin fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Muazzim-i Cebel'ni Yemen'e cennet yatıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki elbette siz bu ahli kitoblardan bo'lgan xalqlarning oldiga ketyapsiz. Siz ularga da'vat qilishingiz kerak bo'lgan narsaning birinchisi eng avvali Allohning yakka o'zigagina hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilishlikka ularni chaqiring, shu bo'lsin birinchi da'vatingiz dedi. Fad'uhum ila shahadati alla ilaha illalloh va anni rasululloh. Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekanligiga va haqiqatda men Allohning elchisi ekanligimga guvohlik berishlikka ularni da'vat qiling deb Muazzim Jabalji Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Demak, birinchi da'vat qilinadigan narsa, birinchi chaqiriladigan narsa mana bu la ilaha illalloh kalimasidir. Va hiya aslu din va asasuhu. Mana bu la ilaha illalloh kalimasi dinning asli va asosidir. Va ra'su amrihi va saqu shajaratihi va bu din ishining boshi o'zi shu la ilaha illalloh va bu din daraxtining tanası bu şecerası, tomiri, asası bu nime? La ilahe illallah'dır. Ve umuduhu fistatuhu. Ve bu mene şu dinin mekkem, müstahkem işlep duruşu üstünü mene şu la ilahe illallah'dır. Ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bunyan İslam'a ala khamsin. İslam beşte nesanın üstüye kurulungen. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Birinci üstünü ve en asasi üstünü İslam üstüye kurulgen narsanın, beşte narsanın birincisi, mene Allah'tan başka hak ilah yok. Elbette Muhammed Aleyhisselam Allah'ın iyetisi deyip güvahlik verişlik. İkincisi namazını berpa kılış. Üçüncisi zekatını öteş. Törtüncisi Ramazan'da roza tutuşlik. Beşincisi beytini hac kılışlik dediler. Ve hiyel urvetul vuska. Ana demek dinin asası, en asası 5'te mana İslam 5'te nesilin üstüye kurulgen ve bunun en asli ve asası La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Ve bu kelime, La ilahe illallah kelimesi bu urvetul vuska, müstahkem halkadır. Ve hiye kelimetul hak ve bu hak kelimedir. Ve takva kelimesidir. Ve bu müstahkem sözdür. Ve bu pakize kelimedir. Ve hasenatlarının en büyüğü mana şu kelimedir. Ve hak şehadet hem, ihlas kelimesi hem, hak davet hem, mana şu kelimedir. Ve mana şu kelime zikirlerinin en afzalidir. Ve bu peygamberler aitken nesenin en afzali hem şu kelime. Ve bu kelime amellerinin en afzali. Ve bu kul, kuller azat kılıçlı iki beraber buladigen kelimedir bu. Ve bu kelime, sekizde cennetinin eşigini, şu kelimeni aytgan kişiga och beradigan kalimadir bu.
Ve bu kelime nihayette büyük kelime ki bundan evvelgiler hem ahirgiler hem sorulmadı. Bu bendenin Allah'ın huzurunda kademi üzülmedi. Hatta bu ikide mesele sorulmagunca. Birincisi, mâzâ kuntum ta'budun? Nimege ibadet kılışken edin? Nimege ibadet kılgen değiller? Nimege ibadet kılıp yürgen değiller? Ve mâzâ ecebtumul mursalin? Peygamberler ki kandeyin nimeler deyip icabet kıldılar? Degen iki de mana bu mesele hakkında soralım meydürüp, bendenin aldıdan, Allah'ın aldıdan bendenin ayağı üzülmeydi. Fecevabul ula, birinci cevap, bitahkiki la ilahe illallah, ma'rifeten ve ikraran ve amelen. Ana, birinci cevap şu buluştuk gerek ki, siz bilen biz cennete giriştiğimiz için, Allah Hak Sübhanehu ve Teala'nın halde huzurudan kademimiz, ne kütelip, üzülüp cennet tarafı yol alıştığımız için birinci cevabımız şu buluş gerek ki La ilahe illallah'ın hakikati hakkı da buladı. La ilahe illallah ki amel kıldınız mı? La ilahe illallah'ın hayatı ki tatbik kıldınız mı? Tahkik, yani röyabke çıkırış, amelci aşırdınız mı? Ha? Bunu ma'rifeten, yani bilişlik, tanışlık, kalp bilen tanışlık ve bunge ikrar buluş, til bilen ikrar buluş ve cevarih azalar bilen amel kıldınız mı? Yok mu? Şu hakkında sual, şu hakkında cevap buladı. İkinci cevap bulsa, bitahkiki enne Muhammeden Resulullah. Ana Muhammed aleyhisselam Allah'ın iyisi, bunu tanışlık, kalp bilen tanışlık. Yani itikad kılış, Muhammed aleyhisselam adı adammez bu kişi, bu kişi Allah'ın iyisi. Doğru, insan ferzente, lekin bu kişi Allah'ın elçisi deyip, kalp bilen tanışlık, til bilen ikrar buluş ve o kişiye boysunuş ve o kişiye itaat kıldınız mı? Yok mu? Şu hakkında iki yenge savalgı şu hakkında cevaplar buladı. Ana, siz bilen biz cennete giriştiğimiz için. لِأَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ Elbette o kişi Allah'ın bendesi ve Resuluhu ve Allah'ın elçisidir. Ve aminuhu ala vahyihi Allah Hak Sübhanehu ve Teala'nın vahyisi üstüde amanatlar bugün şahs bu Muhammed Aleyhisselam buradılar. Ve khayratuhu min halkihi Allah Hak Sübhanehu ve Teala yaratken canzatının bütün mevcudatının en yahsi Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve sefiruhu beynehu ve beyne ibadihi Muhammed Aleyhisselam bu Allah Hak Sübhanehu ve Teala'nın özü bilen bendelerinin ortasındaki ilçi Allah'ın sözlerine bendelerine yetkiz ediyen kişi bu. El-meb'usu bid-dinil kavim. En doğru, en müstahkem, başka dillerini kamil kılıcı, en doğruluğucu bugün din bilen cünnetinin kişi bu. Muhammed Aleyhisselam. Ve menhecül müstakim. Ve bu nihayette doğru yol, doğru yaşaş kanunu, hayat kanununu alıp gelgen menhec. Yani hemen ensege en doğru yolunu gösterdiğin kanunu alıp gelgen zat Muhammed Aleyhisselam buladılar. İnne hâzel Kur'an ana inne hâzel Kur'an yehdi lilletihiye akvam elbette bana şu en doğru yolu hidayet kıladığın, en doğru yolu yollediğin elbette bana şu Kur'an'ı alıp gelgen kişi buladılar bu kişi. Ersalahullahu rahmeten lil alemin. Allah Hak Sübhanehu ve Teala bu Muhammed Aleyhisselam'ı alemlerge rahmet kılıp cünetti. Ve imamen lil muttakin. Muttakillerge imam kılıp cünetti. Ve hücceten alel halaike ecma'in. Halklarının üstüdeki hemme halklarının üstüge bu kişinin hüccet kılıp cünetti. Fehedallahu bihi ila akvamit turuk ve evdahis subul. Ana Allah Subhanahu ve Teala ve mana şu Muhammed Aleyhisselam bilen mana şu Muhammed Aleyhisselam'ın daveti esasında bu halklarını en doğru yolga ve en düşünerli yollarga yolladı. Ve fetaha bihi a'yunan umya ve kuluban gulfan ve azanan summan. Mana Muhammed Aleyhisselam sebeplik Muhammed Aleyhisselam bilen Allah Subhanahu ve Teala kör bo'lib qolgan gözlerini açadı. Ve kulüplenip bagen, gılıflenip bagen, bikilip bagen, her sen taşlardan hem kattık vup gitken kalıplarını açadı. Ve azanen summen ve gereng vup bagen, hakkını eşitçilikten ağırlanıp, bir eşitmeye koygen, kar vup bagen kulaklarını açadı. Veftaraza alel ibadi, yani açtı. Veftaraza alel ibadi ta'atahu ve nusratahu ve i'anatahu. Muhammed aleyhisselam,
ge itaat qilish va Muhammad alayhissalomga da'vatiga mana shu tauhidga da'vat qilishlikka yordam berish va u kishi bilan yordam berishlikni bandalarning zimmasiga Alloh subhanahu va taolo farz qilib qo'ydi siz bilan biz bilan ustimizga. Va tawqirihi va muhabbatihi Muhammad alayhissalomni tawqir, hurmat qilish, viqor qilish u kishiga muhabbat qilib yaxshi ko'rishlik va qiyamu bi huquqihi Muhammad alayhissalomning haqlarini to'la to'kis qiyomiga yetkizib barpo qilib bajarishlikni bizning zimmamizga bandalarning zimmasiga Alloh subhanahu va taolo farz qildi. Va saddallohu duna jannatihi turuq falan tuftahu li ahadin illa min tariqihi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu jannatiga bo'lgan yo'llarni bekitib qo'ydi u kishisiz. U kishidan boshqasiga bu faqat u kishining yo'lidangina yurgan kishilargina jannatga kiradi, bo'lmasa jannatga kirmaydi. Va saddallohu duna jannatihi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni jannatning oldiga bilan to'sib qo'ydi. Mana shu yo'ldan yurgan odamgina jannatga kiradi. Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l bilan islom, inna dina indallohil islom. Ana Alloh taolo bu dindan boshqasini, ya'ni Muhammad alayhissalom olib kelgan mana bu Allohning izni bilan olib kelgan dindan boshqasini Alloh taolo qabul qilmaydi. Mana shu falan tuftahu li ahadin, hech qachon jannat eshigi hargiz ochilmaydi hech kim uchun, faqat Muhammad alayhissalomning yo'lidan borgan kishilar uchungina jannat eshigi ochiladigan qilib qo'ydi. Fa sharroha lahu sadrahu, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomning ko'ksini ochib qo'ydi. Va rafa'a lahu zikrahu, Muhammad alayhissalomning zikrini u kishi uchun baland qilib qo'ydi. Va vada'a anhu vizrahu, Muhammad alayhissalomning gunohlarini hammasini Alloh subhanahu va taolo avvalin va oxirin o'tgan gunohlarini kechirdi. Va ja'ala zillata va sigara ala man xolafa amrahu, Muhammad alayhissalomning yo'liga qarshi chiqqan kishilar Muhammad alayhissalomning yo'lini, ya'ni islom yo'lini to'sishlikka harakat qilayotgan, Allohning nurini og'izlari bilan o'chirishlikka harakat qilayotgan kofir, munofiq, mushrik, zindiq kim bo'lsa bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo jo'natgan mana bu haq yo'lga qarshi bo'lgan kishilarni xorlik va nihoyatda bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishiga qarama qarshi bo'lgan kishilarga xorlikni va sig'orni Alloh taolo kitobat qilib qo'ydi. Sig'or degani, ya'ni bu ham xorlik ma'nosida. Va bihasbi mutaba'atihi sollallohu alayhi vasallam takuna hidayati va falah va najat. Mana yaqin tarix ham, uzoq tarix ham shuni ko'rsatadiki, Muhammad alayhissalom olib kelgan din, islom haq dinga qarshi kurashgan kishi albatta xorogan, xoromasdan qo'ymagan. Chunki bu Allohning ilohiy sunnatiki, bu Muhammad alayhissalomning ishiga qarama-qarshilik qilgan kishilar, ya'ni tavhid yo'liga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat qilgan tavhidga qarshi chiqqan kishilarni Alloh taolo xor qilmasdan qo'ymadi. Mana shu narsani alhamdulillahi robbil alamin, qiyomat kunigacha shunday bo'lib qoladi. Kim Muhammad alayhissalomning yo'liga, tavhid yo'liga to'g'anoq bo'lishiga harakat qilgan insonlar hammasini bunni yerga ishqab xor qiladi Alloh subhanahu va taolo. Va bihasbi mutaba'atihi sollallohu alayhi vasallam takunul hidayatu val falah va najat. Ana Muhammad alayhissalomga ergashlik bilangina hidoyat bo'ladi. Muhammad alayhissalomga ergashlik bilangina najot, bu jahannamdan qutulib qolinadi. Falloh subhanahu allaqa saadata darayni bi mutaba'atihi. Muhammad alayhissalomga ergashlikka bog'lab qo'ydi Alloh subhanahu va taolo ikkala dunyoning saodati, ikkala xonadonning, ya'ni dunyo va oxiratdagi saodat lik bo'lishlik faqat Muhammad alayhissalomga ergashlikka bog'lab qo'ydi. Va ja'ala shaqovata darayn fi muqolafatihi. Ikkala dunyo, dunyoda ham oxiratda ham baxtsiz bo'lishlik, xor bo'lishlikni Muhammad alayhissalomga qarama-qarshi, Muhammad alayhissalomning yo'liga, ishiga, da'vatiga qarama-qarshilikka chiqqan kishilarni ikkala dunyoda, ikkala dunyo va oxiratda nima baxtsizlik bahtsiz bo'ladigan qilib qo'ydi. Demak, fali atba'ihi al-huda wal-amn. Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilar uchun hidoyat va xotirjamlikni qilib qo'ydi. Wal falah wal izza,
Najot topish, jahannamdan qutulib qolishlik va izzat bu faqat Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilarga xos qilib qo'ydi. Val kifoyat va nusra va kifoya qilishlik va g'alaba berishlik va val vilayat va ta'yid va do'st qilib olishlik va qo'llab-quvvatlashlik va tibul ishi fi dunyo val oxira dunyo va oxiratda ega bo'lgan hayotning eng yoqimli eng go'zal chiroyli bo'lishligini Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilargagina xos qilib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Vali muhalifiki az-zillatu was-sigar wal-khawf wad-dalal wal-khazlan wash-shaqa fi dunya wal-akhirah. Xuddi shunga o'xshagan Muhammad alayhissalomning yo'liga u kishining olib kelgan haq yo'lga Qur'onga kim qarama qarshi bo'lsa unga xorlik, bunini yerga ishkashlik, qo'rquv, adashlik, yordamsiz qolish va dunyo va oxiratda eng badbaxt baxtsizlikni mana shu kishilarga kitobat qilib qo'ydi. Haqiqatda ham Muhammad alayhissalomning yo'liga qarshi chiqqan kishilarning hammasi uzun tarix ham yaqin tarix ham shuni ko'rsatadiki, xor bo'lmasdan qo'ymagan. Har bir mana shu Muhammad alayhissalomning yo'liga qarshi chiqqan kishilar o'zining soyalardan ham qo'rqib, ko'lankalardan ham qo'rqib yashashyapti. Va ularning adashganligini endi aytib, buni nihoyatda zalolat botqog'ida ekanligini, hatto shu darajadagi o'zining zalolatda adashgan ekanligini bilmaydigan, o'zining xorlanganligini bilmaydigan darajada shunday holatda qolgan kishilarningina mana yaqqol bizi hozir mana shu bizni ham kichkina bir hayotimizda tariximizda ko'rinib turibdi. Va ularning yordamsiz qolganligi va ularning hozilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularni shunday bir yordamsiz qoldirilganligi va ular ning dunyo va oxiratda hamma lazzatlanishlik imkoniyati bo'lib turib, qayoqqa uzatsa qo'lini uzatsa yetadigan hamma imkoniyatlari bir lazzatlanishlik, bu dunyoda yashashlikka bo'lgan nihoyatda bir qulay sharoiti bo'lib turib, o'zlarining baxtsiz his qilib yashayotganligini mana guvoh bo'lib turibdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga mana la ilaha illohning ma'nolarini o'rganib, unga amal qilishlikka Alloh o'zi tavfiq bersin. Xo'p, 14-betga keldik. Urvatul Vusqo degan risolajamizdan ikkinchi bahs bu la ilaha illohning ma'nosi haqida keyingi darslarimizda inshaalloh suhbatlashamiz.